Çok iyi. Evet, 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 Malatya bizim en zor maçlarımızdan bir tanesi olacaktı zaten belliydi, biz biliyorduk onu. Zaten bir hafta boyunca da iyi çalıştık. Kupa maçımız vardı biliyorsunuz, o maçı da atlattıktan sonra. O maça çok iyi şekilde konsantre olduk. Tabii ki maçta iyi oynadığınız bölümler oldu, çok iyi oynadığınız bölümler oldu, hata yaptığınız bölümler de oldu ama hiçbir zaman oyun disiplininden kopmadık. Bir de çok pozisyon yakaladık, özellikle ikinci yarı olsun. Onları da daha iyi bir şekilde değerlendirebilirdik ama yine de çok iyi bir galibiyet oldu. Çok çok iyi bir galibiyet oldu. Ben yani arkadaşlarımla gurur duyuyorum gerçekten. Mükemmel mücadele ediyorlar. Hiçbir zaman oyundan kopmuyorlar ne olursa olsun. Tabii ki bu iş bir maçta olmuyor. Tabii geçiyorsunuz, öbür maça bakmamız gerekiyor. Şimdi bizim kalan 3 tane maçımız var. Fenerbahçe, Gençler Birliği ve Göztepe maçı. Bir de tabii ki bir kupa maçımız var. Bunları da en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Ondan sonra devre arasına inşallah iyi bir şekilde girersek yani bulunduğumuz yer olarak. Ondan sonra devre arasını da çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü devre arası da hem çok kısa hem de orada da inşallah kupada da tur atlarsak ligden önce kupa maçı da oynayacağız. Bunların hepsini de biliyoruz. Ama öncelikle şu anda bizim tek düşündüğümüz Fenerbahçe maçı yani. Fenerbahçe'nin zaten toparlanmasına gerek yok. Bir kere kadro olarak çok geniş bir kadroya sahipler. Onun için tabii ki bu maça bile hangi kadroyla çıkacaklarını bile bilmiyoruz. Yani tabii ki seyrediyoruz, seyrettiriyoruz. Maçlarına devamlı bakıyoruz. Çok dikkat edeceğiz. Özellikle kendi sahamızda kesinlikle kazanmak istiyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Esas onlara çok büyük bir görev düşüyor. Onlar tribünlere doldururlarsa, bir tek Fenerbahçe maçı değil, diğer maçlarda dahil, o zaman daha iyi, daha coşkulu bir takım mutlaka görecekler Sivasspor olarak. Bizim de gayemiz işte taraftarla da bütünleşip bu zor maçımızı kazanmak istiyoruz. Tabii ki Fenerbahçe maçı kolay bir maç değil, 3 ihtimalli bir maç. Fenerbahçe için de çok önemli, bizler için de çok çok önemli maç bunlar. Biz çok kritik maçları geçtik geldik buralara kadar. Onun için bulunduğumuz yeri de korumak için ne gerekiyorsa tabii ki yapacağız. Yani biz sahada da mücadele edeceğiz, her şeyi yapacağız. Tek sıkıntımız, tek şeyimiz Hakan Aslan'ın olmaması. Çünkü çok güzel bir form yakalamıştı. Gayet iyi gidiyordu. Mükemmel gidiyor. Takımın uyumu çok iyiydi ekip olarak. Onun sıkıntısı var. Onun dışında da öyle bir eksiğimiz yok. İşte Rybalka zaten uzun süreli bir sakatlığı var onun. Onun dışında şey olarak takım olarak hazırız. Tek şeyimiz işte maç. Yani iyi bir şekilde konsantre olup iyi bir şekilde de bitirmek. Mert Hakan sakat. Yani küçük bir yırtık var. Büyük değil. Onu ben istedim 2 gün dinlenmesini. MR'ında da küçük bir şey çıktı. O da inşallah maça %99 hazır vaziyete gelecek yani. Bu şey değil arkadaşlar, bu gayet normal yani. Şöyle sorulacaksınız, soracaksınız. Çünkü basına baktığınızda her dakika gündemde olan 2 tane arkadaşımız yerli olarak. Şimdi tabii ki bizde o var, ikisi var, Erdoğan var, Hakan Aslan var, Uğur'u var. Bir sürü arkadaşlarımız var. Çok güzel form grafiği yakalamışlar. Hepsi de yerli oyuncular. Bütün takımlar isterler tabii ki böyle oyuncuları. Ben gurur duyuyorum yani arkadaşlarımız istemelerini, onların böyle devamlı gündeme gelmeleri. Ama işte biz bunu ayarlamaya çalışıyoruz. Yani şeye izin vermiyoruz. Onlara da dikkatli şekilde konuşuyoruz. Hem basına da dikkatli şekilde konuşuyoruz. Ama ben bir kere takımın tabii ki bozulmasını kesinlikle istemem. Hatta bu takımın içine de en az 1-2 tane daha iyi bir oyuncu bulmak gerekiyor. Ama takımdaki dengeyi hiç bozdurmak istemem maddi açıdan da. Çünkü şu anda belki Türkiye'de de maddi açıdan sıkıntısı olmayan, futbolcusuna her şeyini gününde ödeyen bir kulüp. Çok iyi gidişat, 4-4'lük. Aynısının bozulmasını istemem ben yani. O yüzden de alacağımız oyuncu eğer alabilirsek 1-2 tane oyuncu, o da bize ayak uyduracak, dengeyi bozmayacak şekilde olacaktır. Mutlaka çok mütevazi bir takımımız var. Birbirine çok uyum içinde giden bir takımımız var. Onun için hiç bozdurmadan yolumuza devam etmek istiyoruz yani. Ama tabii ki Mert Hakan ve
Emre'nin şeyi de kulübümüze bağlı, yönetimimize bağlı. Onlar da nasıl bir strateji çizecekler? Tabii ki o kulübün bileceği bir iş yani. Kayseri ve Malatya deplasmanında taraftar müthiş destek verdi. 90 çok söylendi. Şampiyon olur muyuz hocam? Ya nedir şimdi yani? Şampiyonluk şöyle yani, o zaman şöyle gerçeği söylemek lazım. Şampiyonluk için şu anda oynadığımız oyunda olsun, başka şeylerde olsun yetmez. Yani daha çok üstüne çıkmak gerekiyor. Daha çok şeyler yapmak gerekiyor. Bir kere her şeyden önce her maç tribününü doldurman gerekiyor. Yani biz mesela Kayseri maçını söylediniz. Kayseri maçında oyuncu arkadaşım ısınıp içeriye girdiklerinde kendi kendilerine konuşuyorlardı birbirlerine. Bak mükemmel bir taraftar gelmiş, oradan buraya gelmişler. Çok kalabalıklar, çok iyi, süper. Onlar için oynayacağız diyorlar. Onlar için oynamamız lazım diyorlar. Yani ne kadar çok onlar bizim yanımızda olurlarsa o zaman daha başarılı olursunuz. Yani bir sürü şeyler var. Hemen hadi şampiyon olunmaz yani öyle, hadi biz ta herkes konuşulur edilir ama bu iş kolay değil. Çok zor. Yani bir kere altında çok iyi takımlar var. Puan farkı öyle fazla yok. Onun için yani çok dikkatli gitmek gerekiyor. Yani kendimizi bilerek gitmemiz gerekiyor. Biz her şeyin farkındayız. Zaten öyle şeyimiz de yok. Biz maç maç bakıyoruz yani.